Almanlarla nasıl iletişim kurulur? Bu sefer küfür konusundan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz Almanlarda bizim gibi bir şeyleri vücut diliyle veya yüz ifadeleriyle belli etmek gibi bir durum yok. Genellikle düşündükleri şeyleri sözlü olarak ifade etmeyi tercih ediyorlar ve bunu sözlü olarak ifade ederken kesinlikle karşı taraf kırılır mı? Karşı taraf gocunur mu? Karşı tarafa fazla mı yüklenmiş olurum gibi bir şey düşünmüyorlar. Direkt olarak kafalarında ne varsa, ne fikirleri varsa direkt olarak onu açık açık söylemeyi tercih ediyorlar. Dediğim bu sebeplerden dolayı ağzınızdan çıkan sözler gerçekten çok önemli ve küfürler burada gerçekten çok ağır karşılanıyor arkadaşlar. Yani Türkiye'deki gibi böyle ufak bir şey oldu işte sinirlendin direkt sabur küfürü diye bir şey yok arkadaşlar. Bu da küfür ediyorsanız çok ciddi bir şey demektir. Burada Almanya'da arkadaşlar millet halt deyip kese gibi kapa çeneni anlamına gelen şeyleri bile küfür olarak algılıyor. Siz düşünün bizim sinkaflı küfürlerimizi bu Almanlara söylersek ne olur? Biliyorsunuz arkadaşlar Türkiye'de küfürler çok yaygın ve birçoğu anlamından gerçekten oldukça uzak yönlerde kullanılıyor. Nokta koymak yerine birçok insan cümlenin sonuna küfürü yerleştiriyor. Birçok şaşırma, birini tebrik etme, duygusal anlarda veya kendi kendine konuştuğumuz anlarda çoğunlukla küfür kullanıyoruz. Fakat Almanya'da küfür bu şekilde kullanılmıyor küfür kullanıyorsanız bu genellikle hakaret amacıyla kullanılıyor. O yüzden bizim bu çok sert olan küfürleri bile anlamından alakasız şekilde peynir ekmek gibi her yerde kullanmamız Almanlara çok tuhaf gelebilir. O yüzden siz de gerçekten sözlü iletişiminizde Almanlara karşı küfür kullanmamaya özen gösterin.